İletişim dünyamız. Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Sal. Bu programı sunmaya çalışacağım. Teknik masada arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu Hanım. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız efendim? İyiyim elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet, sizi ilk kez programımıza alıyoruz. Dinleyicilerimize biraz kendinizi tanıtın. Ondan sonra programımıza başlayalım. Buyurun efendim. Tabii ki. Ben uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu. 2015 yılında Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Ardından da Biruni Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Yaklaşık 6 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir aile danışmanlık merkezinde eğitici diyetisyen olarak çalıştım. Çocuk, ergen ve yetişkin gruplarına yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri verdim ve beslenme danışmanlığı yaptım. Şimdi ise Üsküdar'da Yeryüzü Eğitim Danışmanlık Merkezi'nde sağlık danışmanı ve diyetisyen olarak görev alıyorum. Evet, belediyede de çalıştınız dediniz değil mi? Evet, 6 yıl kadar belediyede çalıştım. Uzun bir süre, oldukça uzun bir süre. Orada iyi bir tecrübe kazanmışsınızdır sanıyorum mesleğinizle alakalı. Evet, tecrübe anlamında benim için oldukça faydalı oldu belediye. Çok farklı gruplarla çalışma imkanım oldu. Evet. Peki. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kendinizle ilgili tanıtmak istediğiniz ilave. Şu anda nerede çalışıyorum dediniz? Şu an Üsküdar'da, Bulgurlu'da Yeryüzü Eğitim Danışmanlık Merkezi'nde çalışıyorum. Evet. Yine aynı görevi devam ettiriyorsunuz. Evet, beslenme danışmanlığı, sağlık danışmanlığı yapıyorum. Evet. Özellikle de beslenme psikolojisi benim ilgimi çekiyordu ve çalıştığım gruplarda da aslında beslenme psikolojisinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bu konuda kendimi geliştirmeye çalıştım, eğitimler aldım. Sizinle de bu programı yaparken duygusal açlık konusunu, duygularımızın besin seçimlerimiz üzerindeki etkilerini konuşmanın dinleyicilerimiz açısından da faydalı olacağını düşündüm. Evet. Allah muvaffak eylesin. Evet, amin inşallah. Evet, dinleyicilerimiz için oldukça faydalı olacağına ben de inanıyorum. Bu programın ana konu duygusal açlık nedir diyoruz ve duygusal açlıkla nasıl baş edilir? Obezitenin herhalde en önemli sebebi diyebilir miyiz duygusal açlık? Evet, açlık, tokluk duygumuzu kaybetmek ve besinlere gereğinden fazla anlam yüklemek, onları duygularla bağdaştırmak haddinden fazla yememize sebep oluyor. Artık fizyolojik ihtiyacımızın üstüne çıkmış oluyoruz. Bu sefer de vücudumuz fazladan aldığı kaloriyi yağa dönüştürerek depolamaya başlıyor. Duygusal açlık konusuna girmeden önce ben birazcık yemek yemek eyleminden bahsetmek isterim. Tabii, buyurun. Yemek yemek hem sosyal, hem kültürel, hem psikolojik, hem de fizyolojik bir eylem. Aslında çok boyutlu. Bizim kültürümüzde de çok önemli bir yere sahip. Yemek yedirmek de çok önemlidir bizim kültürümüzde. Misafire ağırlamak, ona güzel ikramlarda bulunmak. Oldukça da zengin bir mutfağa sahibiz bu konuda. Diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda gerçekten Türk mutfağı çok da zengin. Evet. Yedirmek için de biz hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz. Doğum, ölüm, düğün her vesileyle sevdiklerimize de yemek ikram ediyoruz. Evet, inançlarımızın, geleneklerimizin gereği olarak değil mi? Yemek yedirmek çok hem sevap, hem geleneklerimizde böyle bir güzellik var. Onun için yemek yedirmek güzel tabii. Evet, yemeklerle bir hayli hemhal oluyoruz. Evet. Aslında kültürel olarak da bizi çok fazla etkiliyor bu durum. Ama aslında yemek yeme eylemine baktığımızda bizim hayatta kalmamız için çok temel bir eylem. Bir ay boyunca hiçbir şey yemediğimizde iç organlarımız artık iflas etmeye başlıyor. İhtiyaçları olan enerjiyi bulamadıkları için. Dinimizde bu kadar önemli olmasının sebebi de insan hayatının çok önemli olması. Yemek yemek vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi almaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda bir bebeğin büyümesine, gelişmesine yardımcı oluyor.
bizim ihtiyacımız olan temel besin maddelerini almamız ancak yemek yemeyle mümkün. Nasıl bir aracın gitmesi için bir yakıta, benzine ihtiyacı varsa vücudumuzun da besinlere ihtiyacı var. Sıkıntı şurada başlıyor. İhtiyacımız olandan fazlasını vücudumuza aldığımızda başlıyor. Hı hı. Vücut fazladan gelen enerjiyi yakamadığında belki ileride lazım olur düşüncesiyle yağ dönüştürerek depoluyor. Ve bu da beraberinde obezite başta olmak üzere birçok kronik hastalığı getiriyor. Duygusal açlık konusuna geldiğimizde de şöyle bir durum var. Hepimizin hayatında çok çeşitli sorumlulukları var. Bir ebeveyn olarak sorumluluklarımız var, bir evlat olarak sorumluluklarımız var, iş hayatında çok çeşitli sorumluluklarımız var. Ve bu sorumluluklarımızı yerine getirirken bazen zorlanıyoruz, istemediğimiz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Çok sevdiğimiz bir tarafından hiç de hak etmediğimiz bir muameleye maruz kalabiliyoruz. Ve duygusal olarak kendimizi biraz daha zayıf ve güçsüz hissedebiliyoruz. İşte bu duygusal olarak modumuzun düştüğü, kendimizi daha kötü hissettiğimiz durumlarda duygularla, olumsuz duygularla başa çıkmak için oluşan isteği duygusal açlık olarak adlandırıyoruz. Evet, duygusal açlık böyle tarif ediliyor yani. Evet, duygusal açlığın tanımını bu şekilde yapıyoruz. Evet, bir takım sıkıntılar değil mi? Psikolojik sıkıntılar bu açlığın sebebi oluyor. Başka? Yemek yiyerek modumuzu yükseltmeye çalışıyoruz aslında. Hı. Çünkü yediğimiz gıdalar bizim vücudumuzdaki hormonları da etkiliyor. Özellikle şekerli yiyecekler yediğimizde vücudumuzda mutlu olmamıza yardımcı olan serotonin kimyasalını arttırmış oluyoruz. Yağlı gıdalar yediğimizde yine bize biraz daha heyecanlı ve iyi hissettiren dopamin hormonumuzun miktarını arttırmış oluyoruz. Ama maalesef bunlar çok kısa süreli etkiler oluyor. Sonrasında kişilerde derin bir pişmanlık duygusu oluşuyor. Ah, aslında hiç de aç değildim, neden bu yemeği yedim diye. Evet. Bilhassa obezite sıkıntısı çekenler için değil mi? Evet, kilo normal problemi olan kişilerde maalesef bu pişmanlık duygusuyla çok fazla karşılaşıyoruz. Şimdi duygusal açlık yaşadığımızı fark edebilmek çok önemli. Çünkü hı-hı, fark etmediğimiz bir durumu düzeltemeyiz. Yanlış bir yoldan gittiğimizi bilmezsek doğru yola gidemeyiz. O yüzden ben birazcık da bu duygusal açlığı nasıl fark edebiliriz, bundan bahsetmek isterim. Farkındalık çok kıymetli. Şöyle düşünebiliriz. Duygusal açlık birdenbire gelir. Kendimizi birdenbire çok aç hissederiz. Ama fiziksel, gerçek bir açlık yavaş yavaş, kademeli olarak vücudumuzda oluşur. Şu şekilde örneklendirebilirim. Sabah 10 gibi bir kahvaltı yaptıysak eğer, saat böyle 12-1'e doğru hafif hafif midemizde sindirimin tamamlanmasıyla beraber bir açlık hissederiz. Ve saat 2.30-3 olduğunda bir öğlen yemeği ya da bir ara öğün yapma ihtiyacı hissedebiliriz. Bu çok normal. Fiziksel bir açlıktır. Evet. Ne diyecektim? Normal doyma oldu, bitti, doyduk. Ondan sonra sindirim başlıyor değil mi? Evet. Aşağı yukarı benim hatırımda kaldığına göre 1 saat 15 dakikalık bir süre. Hı hı. Doğru mu? Yaklaşık aslında tamamlanmasına biz diyoruz ki 2 saat. Tamamen hı, sindirim kanalından bağırsaklara geçmesi yaklaşık 2 saatlik midenin bir süre. Midenin boşalması. Olur. Midenin boşalması. Anladım. Peki efendim, devam edelim. Fiziksel açlığı böyle kademeli olarak hissediyoruz. Yalnız duygusal açlık böyle değil. Yavaş yavaş gelmiyor. Birdenbire geliyor. Birdenbire kişi diyor ki dolabı açıyorum ve ne varsa yemek istiyorum. Eğer birdenbire gelen bir açlık duygusuyla karşı karşıyaysak o esnada duygusal bir açlık durumu yaşadığımızı düşünebiliriz. Duygusal açlıkla gerçek açlığı ayırt etmede kullandığımız birinci yöntem bu. Evet. İkinciye geldiğimizde de duygusal açlık yaşarken genelde canımız biraz daha yağ ve şeker oranı yüksek besinler tüketmek ister. Biraz önce de bahsettiğim gibi serotonin ve dopamin kimyasallarını arttırmak, kendini daha iyi hissetmek için. Ama gerçek bir açlık da böyle değildir. Bazen bir kase yoğurt yeriz, bazen birazcık kuru yemiş bir elma yeriz, bir meyve yeriz ve açlığımızın yatıştığını görürüz. Bu serotonin ve dopamin hormonlarını arttırmak için bir ilaç kullanılamaz mı? Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Şöyle aslında kullanılan
antidepresan ilaçlarının çoğu serotonin aktivitesini arttırmaya yönelik. Biraz sonra bu serotonin ve dopamini ilaç almadan veya beslenmeden hayatın içinde nasıl arttırabiliriz? Bunlardan da inşallah detaylı olarak bahsedeceğim. Anladım. Evet efendim. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Birinci ve ikinci maddemizi konuştuk. Gerçek açlıkla duygusal açlığı fark etmek için. Üçüncü maddeye geldiğimiz zaman da gerçek açlıkta doyduktan sonra yemek yemek istemeyiz. Hatta hepimizin başına gelmiştir mutlaka. Bazen tabağımızı bitirmemize son birkaç lokma gelir ama doyduğumuzu hissederiz. O son bir iki lokmayı yemek bile bize çok zor gelir. Şöyle bir şey derler. Mide doyduğunu bilmez. Ancak beyin ona doydun derse doydun demektir. Doğru mu? Böyle bir şey var. Söylenti var yahut da böyle konuşuluyor. Şöyle kısmen doğru. Aslında birazcık açlık, tokluk sinyallerimizi doğru okumakla ilgili bir durum bu. Gerçekten o midemizdeki hissi kendimiz eğer iç sesimizi çok fazla dinliyorsak hissedebiliyoruz. Ama tabii ki başta niyet almak da çok önemli. Ben bu tabak benim için yeterli. Benim vücudumun ihtiyacı olan temel besinleri içeriyor deyip o niyetle başladığımda çok daha çabuk doyarım. Ama daha fazlasını istediğimde hani gözü aç, beyni aç, beyin açlığı dediğimiz durum varsa eğer o yediğimiz yemek bize yeterli gelmeyebilir. O anlamda bahsettiğiniz şey doğru. Evet. Şöyle bir şey var, bahsettiğim gibi gerçek açlıkta o tabağımızı bitirirken bile bazen zorlanabiliriz. Ama duygusal açlık söz konusu olduğunda kişiler doyduktan sonra da yemeye devam ediyorlar. Artık mideden rahatsızlık hissi oluşmaya başlıyor. Yediklerini artık sindiremez hale geliyorlar. Rahatsızlık yaşamaya başlıyor ama yemekten de kendilerini alıkoyamıyorlar. Yediklerini bazen çıkarma noktasına gelene kadar yemek yeme eylemine devam ediyorlar. Bir insanın bir günde alması gereken enerjiyi bir saatin içerisinde vücutlarına alabiliyorlar. Yani şimdi bu duygusal açlıkla gerçek açlığı ayırma da kullandığımız yöntemleri tekrardan bir özetleyecek olursak ilk olarak duygusal açlık birdenbire bastırır. Gerçek açlık yavaş yavaş gelir. İkinci olarak duygusal açlık yaşıyorsak yağ ve şeker içeriği yüksek besinler aşeririz. Ama gerçek açlıkta herhangi enerji içeren bir besin açlığımızın giderilmesine yardımcı olur. Üçüncü olarak da gerçek açlıkta doyduğumuz zaman kaşığı çatalı bırakmak bizim için kolaydır. Ama duygusal açlıkta doyduğumuz halde yemek yemeye devam etmek isteriz. Lezzetinden hoşlandığımız yani sevdiğimiz yemekler vardır, sevmediğimiz yemekler vardır. Değil mi? Bunun duygusal açlıkta fonksiyonu var mı, yeri var mı? Şöyle yapılan araştırmalar özellikle yağ ve şeker üzerine gidiyor. Dediğim gibi şeker serotonini, dopamin yağ kimyasalını arttırıyor. Yalnız bir de şöyle bir şey var. Biz aslında tat tomurcuklarımıza, dilimize bazı gıdaları sevmeyi öğretiyoruz. Hangi gıdayı daha fazla tüketirsek aslında o gıdayı tat tomurcuklarımızda sevmeye başlıyor. Ona alışıyor. Birçoğumuz için en güzel yemek annelerimizin yaptığı yemektir. Çünkü küçük yaşta ilk lezzet duygusunu annemizin yemekleriyle keşfetmişizdir. O yüzden dışarıda bir yerde bir yemek yediğimizde de annemizin yemeğine benzeyen bir tat, bir koku aldığımızda bu bizim çok hoşumuza gider. Biraz da aslında tat tomurcuklarımızı alıştırmamızla ilgili bir durum. Şu şekilde de bakabiliriz. Bir Çinlinin yediği o lapa şeklindeki pilav biz Türkler için hiç cazip değil ama işte uzak doğulara baktığımızda büyük bir iştahla o lapa şeklindeki pilavı yiyorlar. Çünkü tat tomurcukları o tada alışkın. Bizim evet. Alışkanlıklarımızın da bunda çok büyük rolü var. Şüphesiz. Bir zamanlar bir reklam vardı. Annemin kurabiyeleri gibi sözcüğü geçiyordu orada. Evet, yediği o kurabiyelerden bir markanın kurabiyeleri de annesinin kurabiyelerini hatırlıyor bir anda. Evet. Evet, reklamı ben de hatırladım. Şimdi yatılı okulda okuyan bir çocuk annesini özlüyor ve gece işte o kurabiyeleri yediğinde birden annesinin sıcaklığını hissediyor. Konuya çok güzel bir örnek oldu. Evet. Evet hocam, devam edelim isterseniz. Tabii. Duygularımız yemek seçmemizi etkiler mi? Böyle bir soruyla mı devam edelim? Evet, duygularımız yemek seçimlerimizi etkiliyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, çalışmalar bize bunu gösteriyor.
Ve aslında bizim yiyeceklere yüklediğimiz anlamlar da var. Bazen bir yiyeceği sadece yiyecek olarak görmüyoruz. Mutlulukla ilişkilendiriyoruz, güven duygusuyla ilişkilendiriyoruz. Sevdiğimiz birine ait bir şeyi hatırlattığı için o yiyeceğe gereğinden daha fazla bir yer, anlam yüklemeye başlıyoruz. Bununla ilgili yakın zamanda duyduğum bir örnekten bahsetmek isterim. Genç bir hanım kilo problemi var ve kilo vermek için bir sağlıklı beslenme programına başlıyor. Ve kendisine şöyle bir kural koyuyor. Kızartma yemek yok. Sizin danışanlarınızdan birisi mi? Değil mi? Benim danışanlarımdan biri geçmişte yaşadığı bir örneği anlattı bana. Kendi üzerindeki bir çalışmasını anlattı. Kendine kızartma yemek yok kuralını koyuyor. Çünkü patates kızartmasını özellikle çok fazla seviyor. Ve kızartılmış yiyecekler hepimizin bildiği üzere çok fazla yağ içerdiği için kilo verme süreçlerinde çok da tercih etmediğimiz besinler oluyor. Ama tad olarak çok beğendiklerimizden birisi kızartmalı. Çünkü yağ içerikleri yüksek ve bize keyif veriyorlar. Evet. Bu hanımefendi de kendisine şöyle bir kural koyuyor, işte kızartma yemek yok diye. Ve ne yaparsa yapsın içerisindeki patates kızartması yeme isteğinin önüne geçemiyor. Yani sürekli olarak kendini kaçamak olarak patates kızartması yerken buluyor. Ve ardından bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Çalışmanın sonunda şöyle bir anı çıkıyor kendinden. Annesiyle çok yakın sıcak bir ilişkisi yok. Annesi biraz daha sert mizaçlı, kızıyla çok yakın bağlar kuran bir hanım değil. Ve annesi vefat etmeden önceki son kahvaltıları, güneşli bir hava. Annesi o gün gülümsüyor. Mutlu bir aile sofrası var ve sofrada patates kızartması var. Evet. Aslında patates kızartmasına o sofradaki mutluluğu yüklemiş. Ya patates kızartması dediğimiz şey, nişasta, kızartıldığı şey de yağ. Ama onun için mutluluk var, anne özlemi var, birçok duyguyu içerisinde barındırıyor. Hal böyle olunca da vazgeçmekte çok zorlanıyor. Bu düğümü çözdüğü zaman işler kolaylaşıyor. Artık patates kızartmasının o günü hatırlattığını fark edince bazen diyor ki patatesi kızartıyorum ve sofraya koyuyorum. Onu sofrada görmek benim o duygumu tatmin ediyor, beni rahatlatıyor. Bir iki çatal almak bana yetiyor diyor. O yüzden bu besinlerle kurduğumuz duygusal bağları keşfetmek sağlıklı beslenme yolculuğumuzda çok önemli bir adım. Evet, o hanım başarmış bu iş ama herkes başarabilir mi? Yani patates kızartmasını mesela gerçekten çok seven birisi böyle kolayca terk edebilir mi? Şöyle, tabii ki bir alışkanlığı değiştirmemiz çok kolay değil. Çok iyi. Farkındalık ilk aşama, farkındalıktan sonra da dua, irade, istikrar zamanla o davranışın yeni ve güzel alışkanlıklara yönelmesine yardımcı oluyor. Birazcık sabırlı olmak gerekiyor. Evet, bir de azmetmek lazım herhalde biraz. Tabii, irade faktörü de var. Biraz. Bu konuda bir uzmandan destek almak da işimizi kolaylaştırıyor. Evet. Başka neler vardır duygularımızı etkileyen yemek seçmede? Şöyle bir durumda var aslında. Her duygu da bizi farklı bir yiyeceğe yönlendirebiliyor. Bununla ilgili böyle kilit noktaları bildiğimizde işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Örnek verecek olursam, kendimizi daha öfkeli hissettiğimizde çıtırtılı gıdalar yeme eğiliminde oluyoruz. Kuru yemişler, çekirdek, cips. Sanki öfke duygumuzu o yiyecekleri yiyerek tatmin etmiş oluyoruz. Veya kendimizi üzgün hissettiğimizde, üzüntülü hissettiğimizde de yapılan araştırmalar daha çok tatlı gıdalara yöneldiğimizi gösteriyor. Gıda endüstrisi de bizim bu yönelimlerimizi çok güzel kullanıyor. Çok farkında gıda endüstrisi bunların. Reklam filmlerinde görüyoruz. İşte genç bir kız çok üzgün, bir çikolata alıyor, yiyor ve birdenbire kendini çok mutlu hissetmeye başlıyor. Aslında bu tür reklamlarla da bilinçaltımıza çok fazla mesaj gönderiliyor. Ya. Maalesef. Evet. Onlar tabii görevlerini yapıyorlar. Onların işi çok satmak, çok kazanmak. Ama biz de onlara karşı dikkatli olmak durumundayız, değil mi? Başka bir izah şekli yok bunun yani. Evet. Bizim de bilincimizi, farkındalığımızı geliştirmemiz gerekiyor ki bir oyunlara gelmeyelim. Geçenlerde dikkatimi çekti ve çok üzüldüm açıkçası. Bir çikolata paketi. Çikolata paketinin üzerine gece 03:00
aman kim görecek yazmışlar. Yani aslında bizim bilinçaltımıza gece 3'te kalk ve kimse görmeden bu çikolatayı ye diyor pakette. Aman aman aman. Evet. Kübra Hanım bir ara verelim, sonrasında devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal açlık nedir, duygusal açlıkla nasıl baş edilir üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal açlık nedir, duygusal açlıkla nasıl baş edilir üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde duygusal açlık nedir dedik, duygularımız yemek seçmemizi etkiler mi dedik ve şöyle bir soruya devam edelim. Hangi duygu durumu bizi hangi besine götürür? Evet. Gerçi ondan birazcık söz ettiniz bundan önceki bölümde ama devamını alalım. Evet. Evet, öfke ve üzüntü duygusuyla baş etmek için hangi yiyecekleri kullandığımızdan bahsettik. Evet. Şimdi birazcık yalnızlık duygusuna gelelim. Kendimizi yalnız hissettiğimizde de aşırı doyurucu gıdalar yeme eğiliminde oluyoruz. Yani o içimizde oluşan yalnızlık duygusunu gıdalarla doyurmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili benim çok hoşuma giden bir çalışma var. Bir hamburgercinin kasa bölümüne kamera yerleştiriliyor. Ve oradan sipariş alan kişilerin siparişleri inceleniyor. Bazen hamburgercilerde şöyle bir soru sorulur. Sadece 5 lira farkla daha büyük boy bir menü almak ister misiniz diye. Ve bu soruyu sorduklarında kişiler eğer o esnada tek başlarına yemek yiyorlarsa daha büyük boy menü aldıklarını görmüşler. Yanlarında biri varsa daha küçük boy menü onlara kafi gelmiş. Yani bu durumda da aslında tek başımızayken daha büyük porsiyonlarda yediğimizi bu çalışmada bize güzel bir şekilde gösteriyor. Aynı zamanda bir de yemek yemenin bir sosyal kontrol olayı var. Tıkanırcasına yeme bozukluğu olan kişilerin tecrübelerini dinlediğimizde tek başlarınayken tıkanırcasına yeme atağı geçirdiklerini görüyoruz. Ya çevrelerinde biri varken bu atağı geçirmiyorlar genel itibariyle. Çünkü özellikle de biraz kilo problemi olan insanlar toplumla beraber yerken daha az yeme eğiliminde oluyorlar. Aman da ne çok yiyor diye düşünmesinler diyor. Sosyal kontrol biraz daha onların kendilerini frenlemelerine yardımcı oluyor. O yüzden sevdiklerimizle beraber sofraya oturmak da bizim için daha doğru bir seçim oluyor. Hem sosyal kontrol anlamında hem de içimizdeki o yalnızlık duygusunu gidermek anlamında sevdiklerimizle beraber sofraya oturmaya çalışalım. Yemek yeme eylemini mümkünse sevdiklerimizle gerçekleştirelim. Bu genelde de zaten öyle olur değil mi? Yani insan çok belki iş ile alakalı olan bir yemekte belki sevmedikleriyle oturabilir. Ne bileyim genelde aile ortamı zaten hep sevdikleri, eşi, çocukları, annesi, babası neyse artık öyle. Onun dışında bilmiyorum pek sevmediklerimizle de oturur muyuz? Sevmediklerimizle oturmak değil ama modern dünyada insanlar artık daha yalnızlaştıkları için yemek yemeyi de tek başına yapıyorlar. Bazen şunu duyuyorum, 4 kişilik bir aile her biri farklı zamanda yemek yiyor. Anladım şimdi, anladım. Evet. Evet, başka duygu durumu hangi besinlere götürür de daha başka şeyler var mı? Evet, son bir örnekle de bu konuyu noktalamak isterim. Daha çok böyle konfora ihtiyacımız olduğunda, hayatımızın birazcık daha stresli ve yoğun dönemlerinde de daha yumuşak kıvamlı gıdalar yemek istiyoruz. Mesela bir puding, bir kremalı makarna gibi yumuşak dokuya sahip gıdalar bizi birazcık pasta gibi rahatlatıyor o dönemlerde. Hayattaki zorluklar zaten yeterince yormuş oluyor. Yemek yerken çok yorulmak istemiyoruz. Yumuşak kıvamlı gıdaları kolayca çiğnemek ve yutmak istiyoruz. Yaşlıların veya gençlerin yemekleri ayrı mı? Yani yemek tercihleri ayrı mı? Şöyle yaşlandıkça hem
diş kayıpları, hem de aynı zamanda sindirim sisteminin gençlikteki kadar güzel görevini yerine getirmemesi, yaşlıların biraz daha yiyecekleri az çiğneyerek tüketmesini, daha yumuşak kıvamlı gıdaları tercih etmelerine yardımcı oluyor. Ama şöyle takdir edersiniz ki 20-25 yaşındaki bir genç katır kutur bir gıdayı bile çok rahat çiğneyip sindirme işlemini gerçekleştirebiliyor. Aslında yaşımız ilerledikçe de besin tercihlerimiz biraz değişmeye başlıyor. Evet. Tabii tecrübeler de artıyor. Bazı gıdaların kendisine zarar verdiğini öğreniyor belki kişi. Bir takım hastalıklar da buna sebep olabilir tabii. Hastalığın getirmiş olduğu frenleme rejimler gibi durumlar da olabiliyor. Evet, yaş ilerledikçe artık sağlıkla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlayınca İnsan sağlığının kıymetini anlıyor ve onu korumak için daha doğru, daha sağlıklı seçimler yapmaya yöneliyor. Gençlikte hiçbir sağlık problemi yokken insanlar daha umarsızca yiyebiliyor. Ama yaşlandıkça, sağlık nimeti kaybolmaya başladıkça daha duyarlı, daha temkinli seçimler yapılıyor. O yüzden yaşlılar bir gencin elinde böyle bir gıda katkı maddeleri içeren bir ürün gördüklerinde birazcık kızarlar, sinirlenirler. Karşılarındaki genç ondan zarar görsün istemezler aslında. Kendi bilgeliklerini onlarla paylaşmak isterler. Evet. Evet, insanlar yaşlandıkça tabii tecrübeler artıyor, deneyimler artıyor. Dolayısıyla bir takım şeylere dikkat etmeleri gerektiğini biliyorlar. Gençler gibi olmuyor yani neticede. Evet, zamanımızda yemek kültürü de değişti değil mi? Gençler daha çok böyle ayaküstü ne diyorlar? Fast food. İngilizce tabiri değil mi? Yemek kültürü daha fazla gençlerde. Hem de ev yemeklerinden ziyade böyle sokak yemeklerini daha fazla arıyorlar. Böyle bir durum da var. Evet, maalesef bu aslında obezite oranlarının artmasında da çok büyük bir rol teşkil ediyor. Haz ve hız çağında yaşıyoruz. Gençler her şeyi çok hızlı tüketiyorlar. Yemekler de buna dahil. Evet. Bazı filmlerde görüyorum. Mesela Tayvan gibi bazı ülkelerde sokak yemekleri tamamen kültürleri oluşturmuş. Yani ev yemeği diye bir şey bilmiyorlar. Tamamen dışarıda yiyorlar. Bunu gördüm. Mesela Tayvan filmler şeyler var böyle. Onları tanıtan filmler falan var. Bunlar da bunu görüyoruz. Amerika'da yine hakeza zaten herhalde bu fast food kültürü de oradan dünyaya yayıldı. Amerika, İngiltere, Avrupa hepsi. Evet, peki hocam. Yemek bağımlılığı nedirle devam edelim isterseniz. Tabii. Duygusal açlık mevzusundan bahsettik. Kişinin duygusal açlık sonunda yemeğe yönelmesinin alışkanlık haline gelmesine de yemek bağımlılığı diyoruz. Artık vücut şunu öğreniyor. Ben yemek yersem vücudumdaki serotonin dopamin seviyesini arttırırım ve kendimi iyi hissederim. Bu iyilik halini sürdürebilmek için de sürekli birazcık daha fazlasını, birazcık daha fazlasını istemeye başlıyor. Bu da bağımlılığı beraberinde getiriyor. Tıpkı sigara bağımlılığı gibi, eroin bağımlılığı gibi, alkol bağımlılığı gibi aslında yemek bağımlılığı da adından söz ettiriyor. Yalnız yemek bağımlılığı diğer tüm bağımlılıklardan farklı. Sigara bağımlılığında sigarayı hayatımızdan tamamen çıkarabiliriz. Alkol bağımlılığında alkolü tamamen hayatımızdan çıkarabiliriz. Ama hayatta kalmak için yiyeceklere her zaman ihtiyacımız var. Ben hayatımdan yemeği çıkardım diye bir durum söz konusu değil. Evet. O yüzden yiyeceklerle sağlıklı bağlar kurmayı öğrenmek çok önemli. Evet. Yemek bağımlılığında sağlıklı yemek. Yemeği öğrenmek. Sağlıklı yemeği tekrardan vücudumuza öğretmek bizim için çok kıymetli bu konuda. Evet. Duygusal açlık döngüsünden nasıl kurtulabiliriz? Şimdi duygusal açlık döngüsünü tekrardan bir özetleyecek olursak, önce kendimizi kötü hissediyoruz. Kötü hissettiğimizde de kendimizi biraz daha rahatlamış hissetmek için yemek yiyoruz. Yemek yedikten sonra evet çok kısa bir sürede olsa kişi kendini rahatlamış hissediyor. O his geçince tekrardan kötü hissetmeye başlıyor. Çünkü aslında yemek yiyerek içinde bulunduğumuz olumsuz durumu düzeltemiyoruz. Eşimle kavga ettim ve ardından koca bir dilim çikolatalı pastayı yiyince eşimle aram düzelmiyor. Aslında bu sorunun çözümü çikolatalı pasta yemek değil. Çikolatalı pasta beni sadece 20 dakika mutlu edebiliyor. Ardından
o kötü hissetme durumu devam ediyor. Bir de bunun üzerine pişmanlık ekleniyor. Neden ben o pastayı yedim diyoruz. Kendimize kızmaya başlıyoruz. Ve bu sefer tekrardan rahatlamış hissetmek için kişi tekrardan yemek yeme eylemine dönüyor. Bu tam bir kısır döngü. Peki biz bu döngüyü kırmak için neler yapabiliriz? Birazcık bunlardan bahsetmek isterim. Öncelikli olarak kendimizi mutlu edecek, iyi hissettirecek yemek yemek dışında eylemler bulmak lazım. Hayatımızı zenginleştirmek gerekiyor. Bize iyi gelen, ruhumuzu besleyen kaynakları keşfetmek ve bunları hayatımıza dahil etmek gerekiyor. Yani aslında hayatımızdan bir şeyleri çıkarmadan önce eklemeler yapmamız lazım ki o besinlerin yoksunluğunu sonrasında hissetmeyelim. Evet, nedir bu eklemeler? Bu eklemeler neler? Özellikle egzersiz aslında insan hayatı için çok önemli. Modern dünyada belki psikolojik sıkıntıların da bu kadar fazla olmasının sebebi insanın bedenindeki enerjiyi kullanamaması, çok hareketsiz bir yaşam sürmesi. Belki açık havada yapacağımız günlük 20 dakika bir yürüyüş bizim kendimizi çok daha iyi hissetmemize yardımcı olabilir. Yine yapılan araştırmalar manevi ritüellerin insana çok iyi geldiğini gösteriyor. Bir abdest almak, namaz kılmak, zikirle meşgul olmak aslında bizim ruhumuzu besliyor. Yine aynı zamanda toprakla uğraşmak insana çok iyi geliyor. Topraktan olduğumuz için toprağa temas etmek bizim üzerimizdeki negatif enerjiyi atmamıza da yardımcı oluyor. Belki balkonumuzda çiçek beslemek, bitkilere bakmak, onların toprağıyla uğraşmak da bizim kendimizi rahatlamış hissetmemize yardımcı olacaktır. Bir de her birimizin kişisel farklılıkları var. Nedir onlar? Kaş rengimiz, kaşımız, gözümüz, fiziksel özelliklerimiz birbirinden farklı olduğu gibi ruhumuzun haz aldığı, hoşlandığı şeyler de farklı. Hepimiz farklı bir yazılımla dünyaya geliyoruz. Kimimiz bir şeyler çizmekten hoşlanırken, kimimiz güzel bir ezgi dinlemekten hoşlanabiliyor. O yüzden ruhumuzu besleyecek bu tip kendi de yeteneğimizin olduğu alanları keşfetmek de çok önemli. Kimimiz için de bir kitap okumak, yeni bir bilgi öğrenmek çok besleyici olabiliyor. Ve en önemlisi aslında kişiyi en mutlu eden şey de başka bir insana yardımının olduğunu, yardımının dokunduğunu görebilmek. İyilik yapmaya hepimizin çok ihtiyacı var. O yüzden toprakla uğraşmak, birine yardımcı olabilmek, manevi ritüellerimizi devam ettirmek, egzersiz yapmak bizim vücudumuzdaki serotonin ve dopamin seviyelerimizi doğal yoldan arttırmanın en kolay şekli diyebiliriz. Evet. Dini gerekleri, farzları, vacipleri yapmak var. Bunların içerisinde mesela birisi de oruç. Oruç herhalde sizin mesleğinizle de oldukça yakından ilgilenmeniz gereken bir konu. İnsan oruç tuttuğu zaman acıktığını bilmez yahut da acıkmaz. Acıkmaz. Bunun sebebi de sanıyorum yine bu sizin konunuzla alakalı. Duygusal açlıkla alakalı. Evet, gerçekten de oruçluyken bize dünyanın en güzel yemekleri sunulsa bile çok kolay bir şekilde reddedebiliriz. Evet. Çünkü ilk olarak güçlü bir niyet almışızdır. Allah rızası için akşam ezanını duyana kadar, iftar vaktini olana kadar aç durmaya Allah için söz vermişizdir. O yüzden sağlıklı beslenme süreçlerinde de niyet çok önemli. Akşam ezanına göre ya da iftar vaktine göre niyetimizi alıyoruz. Ben desem ki size bugün orucunuzu bir saat geç açacaksınız. 16 saat, 17 saat aç durduğunuz halde o son bir saat geçmek bilmez. Çünkü niyetimizi o iftar vaktine göre almışızdır. Ondan sonraki zaman bizim için çok zorlayıcı olur. Hı hı. Oruç da niyetin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz ve oruç aynı zamanda da bize ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Yani irademizi ortaya koyuyoruz ve aslında bu da başka şeyler konusunda da bizi yüreklendiriyor. Danışanlarıma genelde oruç tutuyor musunuz, oruç ibadetinizi gerçekleştirebiliyor musunuz diye soruyorum ve elhamdülillah aldığım cevap tabii hocam şeklinde oluyor. Oruç tutan bir insanın bu beslenme sistemini yapması çok kolay. Siz çok iradeli bir insansınız. İradenizi oruç tutarak zaten ortaya koyuyorsunuz da diyorum. Hı hı. Bir de oruç tutunca tuttuğumuz süre içinde açlık da hissetmiyoruz. Yani başka zaman olsa mesela aç kaldığımızda
Şimdi midemiz kazınır, hemen bir şeyler atıştırmak, yemek isteriz. Gerçek açlıktan söz ediyorum tabii. Ama oruç tuttuğumuz zaman böyle bir şey hissetmiyoruz, beklemiyoruz yani. İlle midemiz kazınması gibi, ne bileyim işte o açlığın vermiş olduğu bir takım kötü duygular gibi bir şey de hissetmiyoruz. Oruç bambaşka bir şey. Bir burada niyetin gücü var, bir Allah'ın yardımı var. Bir de aslında orucun insan bedeni için ne kadar uyumlu olduğu artık ispatlanmış durumda. Bilim dünyasında da bu intermittent fasting, aralıklı oruç olarak geçiyor. Aslında hiçbir şey yemediğimizde açlığımızı kontrol etmemiz de daha kolay oluyor. Yani aslında sürekli ağzımızdan içeri bir şeyler gönderdiğimizde, sürekli yediğimizde, sürekli vücudumuz da o yediklerimiz hücrenin içerisine girsin diye insülin salgılıyor. Ve insülin salgısı da bizim daha çabuk acıkmamıza sebep oluyor. Aslında öğünler arasında en az 4 saat beklemek, mümkünse günde 2 öğün beslenmek insan tabiatına çok daha uygun. 2 öğün. 2 öğün. Evet. Bir öğün imiş, sonra iki öğün olmuş, sonra da üç öğün olmuş. Aslında bir öğünle başlamış bu yani. İnsanlar bir öğün yemek yerlermiş, değil mi? Önce. Sonra zamanla iki öğün olmuş o, sonra da üç öğün olmuş. Evet, aslında üç öğüne çıkması da 1800'lü yılları buluyor. Endüstriyelleşmeyle beraber, fabrikaların artmasıyla, işçi sınıfının artmasıyla beraber işçilerin daha çok çalışabilmesi için sabah erken kahvaltıyla olay başlıyor ve daha uzun saatler çalışabilsinler diye öğlen yemeği konuluyor. Aslında tamamen işçi sınıfının daha çok çalışmasını sağlamak için ortaya çıkmış bir şey öğlen yemeği. Evet. Peki hocam, bu bölümde birkaç dakikamız daha var. Devam edelim. Duygusal açlık döngüsünden nasıl kurtulabiliriz? Peki bu arada yine sorayım. Oruç tutmakla da kurtulabilir mi duygusal açlık döngüsünden? Sadece oruç tutmakla kurtulamayız ama oruç tutmakta faydalanacağımız yöntemlerden biri olabilir. Güçlü bir niyet işimizi kolaylaştırır. Bir de biz tabii oruç tutmak deyince hani üç aylar vardır. Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu mübarek üç ayda oruç tutarız Müslümanlar olarak. Esas da tabii farz olan oruç sadece Ramazan ayında tutulan oruç. Bunun dışında da oruç tutmakta herhalde büyük faydalar var. İşte bu biraz önce bahsettiğim aralıklı oruç tam olarak da bize bunu öğretiyor. Diyor ki haftada iki gün diyor. Oruç tutun. Oruç tutun diyor. Yani aslında şöyle diyor, haftada iki gün aralıklı açlık yapın diyor. Biz buna baktığımızda tam olarak sünnet olan pazartesi, perşembe oruçlarına tekabül ettiğini görüyoruz. Hı hı. Onun dışında Davut Aleyhisselam'ın tuttuğu bir oruç şekli var malum. Bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor, bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Oldukça da zor bir oruç herhalde. Evet, en zor oruç şekli bahsettiğiniz oruç şekli. Onu yapabilmek biraz daha kişiler için zor oluyor ama pazartesi, perşembe oruçları gerçekten kişileri çok rahatlatıyor ve uyguladığımız zaman kilo verme süreçlerinde de çok güzel artılarını görüyoruz. Evet. Peki efendim, bir ara daha verelim. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal açlık nedir, duygusal açlıkla nasıl baş edilir üzerine sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim, uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle duygusal açlık nedir, duygusal açlıkla nasıl baş edilir üzerine sohbetimiz devam ediyor. Bundan önceki bölümlerde duygusal açlığın tarifini yaptınız. Duygularımız yemek seçmemizi etkiler mi sorusunu cevapladınız. Hangi duygu durumu bizi hangi besine götürür sorusunu cevapladınız. Yemek bağımlılığı nedir sorusunu sormuştuk. Evet, duygusal açlık döngüsünden nasıl kurtulabiliriz sorusunu cevapladınız en son. Ve devam edelim. Beslenme biçimimiz sağlığımızı nasıl etkiler? Evet, beslenme biçimimiz derken neyi anlıyoruz, neyi kastediyoruz?
hangi yiyecekleri tükettiğimiz, hangi sıklıkta tükettiğimiz, hangi saatlerde tükettiğimiz bizim beslenme biçimimizi belirliyor. Ve biz gerek kilo konusu olsun, gerek hastalık konusu olsun, bu konularda birazcık seçimlerimizi düşünmek yerine olayı birazcık kadere yüklüyoruz. Yani nasıl olsa bizim ailede herkes kilolu, işte herkeste şeker hastalığı var gibi düşünebiliyoruz. Aslında epigenetik faktörler olan çevresel faktörler hem bizim kilomuzda hem de hastalıklara yakalanma oranımızda çok daha önemli. Aslında genetik silahı dolduruyor. Tetiği çeken bizim hayat tarzımız oluyor, bizim seçimlerimiz oluyor. Bu konuda seçimlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu unutmamak lazım. Ben konuyu biraz daha somutlaştırabilmek için seçimlerimizin bizim hayatımızı ne kadar iyi veya kötü etkileyebileceğini göstermek için iki tane örnek vermek isterim. Buyurun. Birincisi özellikle şekerle ilgili bir örnek. Avustralya'da çekilmiş bir belgesel film var. Bu belgesel filmde genç ve sağlıklı bir adam tüm dünyaya şekerin zararlarını göstermek için kendi üzerinde bir deney yapıyor. Deneyi şöyle: 2 ay boyunca beslenmesine her gün 40 çay kaşığı şeker ekliyor. Filmin başında biz adamı bir tıp merkezine girmiş olarak görüyoruz ve kan değerlerine baktırıyor. Açlık kan şekeri, karaciğer enzimleri, kolesterol miktarı, her şey en optimal, en güzel seviyede. Bel bölgesindeki yağ miktarı ölçülüyor, hiçbir fazlalığı yok. Son derece sağlıklı bir bey. Ve 2 ay boyunca 40 çay kaşığı şekeri beslenmesine ekliyor ama bu şekeri kaşık kaşık yemiyor. Bazen bir meyveli yoğurt yiyor ve meyveli yoğurdun içerisine mısır gevreği ekliyor ve bize diyor ki aslında bu meyveli yoğurt şu kadar şeker içeriyor. Mısır gevreği bu kadar şeker içeriyor diyor. Ardından bir bisküvi yiyor, bisküvinin içerisindeki şeker miktarını söylüyor. Aslında bizlerin farkına varmadan gıdaların içerisinden ne kadar şeker aldığımızı bize de öğretmiş oluyor. Ve 2 ay boyunca bu deneyini sürdürüyor. 2 ayın sonuna geldiğinde tekrardan o tahlillerini yaptırdığı tıp merkezine gidiyor ve bütün tahlilleri tekrardan yapılıyor. Ve neredeyse şeker hastası olmaya aday bir konuma geldiğini, karaciğer enzimlerinin bozulmaya başladığını, seviyelerinin yükseldiğini, bel bölgesindeki yağ miktarının arttığını ve 7 kilo kadar da kilo aldığını görüyoruz kişinin. 2 ay içerisinde. 2 ay içerisinde oluyor bunlar. Bu kadar da kısıtlı bir zamanda. Ve adam aynı zamanda günlük rutinlerine de devam ediyor. Hareket eden bir adam. Yine aynı şekilde hareketini, sporunu yapıyor. Sadece aynı kaloriyle besleniyor. Vücuduna aldığı enerji de eşit. Ama enerjiyi aldığı kaynakları değiştiriyor. Basit şeker içeren gıdalardan o enerjiyi almaya başlayınca vücuttaki sağlık parametreleri bozulmaya başlıyor. Belki seyircilerimizden de bu konuya ilgili olanlar vardır. Filmin ismi Şeker Filmi. Orijinal ismi de Dead Sugar. Arama motoruna yazıldığı zaman film çıkıyor. Oldukça etkileyici ve güzel bir şekilde aslında beslenmemizin sağlığımızı nasıl bozduğumuzu film bize gösteriyor. Benim en etkilendiğim kısım da filmin son kısmıydı. Filmin son kısmında adam bu kadar sağlık değerlerinin bozulduğunu görünce tekrardan şekeri hayatından çıkarmaya karar veriyor. Ve hayatından çıkarırken... Şeker derken basit şekeri mi? Basit şekeri hayatından çıkarıyor. Tabii ki meyve yemeye devam ediyor. Meyvenin içerisindeki şeker doğal şeker. Evet. Basit işlenmiş şekeri hayatından çıkarmaya karar veriyor. Balın içerisindeki şeker nasıl? Şöyle, balı hakiki bal bulabiliyorsak miktarına dikkat ederek yememizde bir bahis yok. Evet, beis yok. Evet. Beis yok. Evet. Ve filmin sonunda adam tekrardan basit şekeri hayatından çıkarmaya karar verince çok zorlanıyor. Çünkü artık şekere karşı bir bağımlılık geliştirdiğini fark ediyor. Bağımlılıktan, birçok bağımlılıkta olduğu gibi, bıraktığı ilk birkaç hafta boyunca çok şiddetli başı ağrıyor. Yoksunluk belirtileri göstermeye başlıyor. Modu çok düşük oluyor, kendini daha depresif hissetmeye başlıyor. Ve aslında hepimizin şekere ne kadar bağımlı olduğunu film bize çok güzel gösteriyor. Birkaç haftanın sonunda kendisi de rahatladığını, artık şekerli yiyecekleri eskisi gibi aşermediğini, canının istemediğini söylüyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de diyor ki, cildimin parlaklığı tekrardan artmaya başladı diyor. Zihnimin parlaklığı. Cildimin.
cildimin parlaklığı tekrardan artmaya başladı diyor. Ve şekerli beslendiği süre zarfında işte yüzünde sivilceler, akneler çıkıyor. Onlar tekrardan geçmeye başlıyor ve kendimi artık eskisi gibi daha enerjik ve daha iyi hissediyorum diyor. Film bu anlamda beslenme biçimimizin sağlığımızı nasıl etkilediğini bize çok güzel gösteriyor. Vereceğim bir diğer örnekte Amerikalı bir doktorun hayatı olacak. Doktorun ismi Terry Walls. Terry Walls son derece atletik yapıya sahip, sporla uğraşan bir doktor. Siyah kuşak tekvandocu, bisiklet yarışlarına katılıyor, dağ yürüyüşleri yapıyor. Bayağı ağır sporlar yapan. Evet, bayağı ağır sporlar da yapan bir insan. Bir gün kendi muayenehanesinde hasta muayene ederken elinde bir güçsüzlük fark ediyor. Aradan birkaç hafta geçiyor, bir görüşünde bozukluk fark ediyor. Kendisi de hekim olduğu için bu belirtiler onu korkutuyor ve çeşitli tetkikler yaptırıyor. Beyin omurilik sıvısından bir sıvı örneği alınıyor ve MS tanısı alınıyor. Yani vücudundaki sinir sistemini kaplayan miyelin dokusu günden güne eriyor ve sinir iletimi bozuluyor. Bu doku nedir? Nasıl bir doku? Miyelin, yani bizim sinir hücrelerimizin etrafını kaplayan kılıf. O kılıf zarar görmeye başladığında sinirsel iletimde zarar görüyor. Ne gibi zararlar oluyor mesela? İki senenin sonunda Terry Walls tamamen hareket kabiliyetini kaybediyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum bir hale geliyor. Tabii ki tüm MS türleri birbirinden farklı. Terry Walls'unki birazcık agresif ilerleyen bir türü. Ve iki senenin sonunda bu kadar sportif bir insan tekerlekli sandalyeye mahkum bir hale geliyor. Ağır bir imtihan, zor bir durum. Ve Terry Walls konuyla ilgili çalışmalar yapıyor, araştırmalar yapıyor. Çok da araştırmacı bir kimliğe sahip. Ve beslenme sistemini tamamen değiştiriyor. Beslenme sistemini değiştirdikten sonra gıda takviyeleriyle de beraber bir senenin sonunda tekrardan bisiklet sürebilir hale geliyor. Hatta yine konuyla ilgilenenler için çok da güzel bu sürecini anlattığı bir TED konuşması var Terry Walls'un. Arama motoruna Terry Walls TED konuşması diye yazdığımızda onun konuşmasını ve hayat hikayesini de baştan sona ondan dinleme şansınız da olacaktır. İngilizce olarak mı? Türkçe altyazısı da mevcut. Evet. Aslında bir senenin içerisinde bu kadar bir değişme beslenmenin birçok hastalığın iyileşmesinde ve gelişmesinde ne kadar büyük bir role sahip olduğunu bize gösteriyor. O yüzden bu Terry Walls örneğinde genelde danışanlara da sıklıkla veriyorum ki beslenmenin gücünü, önemini bildiğimiz zaman onu yapmaya olan inancımız, isteğimiz de artmaya başlıyor. Evet, siz anlatırken cilt parlaklığı dediniz. Ben onu cilt demediniz de başka bir kelime kullandım. Cilt. Cilt dediniz. Bir de zihin parlaklığı değil mi söz konusu? Ayrı bir konu da bu yanlış beslenme yahut da obezite zihin parlaklığına da sebep oluyor mu? Yani zihnimizin açık olmamasına, evet zihnimizi kapatmaya da sebep oluyor mu? Çok çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten de beslenme sistemimizin kötü olması foggy brain, sisli beyin dediğimiz duruma yol açıyor. Aslında hepimiz de bunu maalesef hayatımızda yaşıyoruz. Bazen işte düşüncelerimizi toparlamakta zorlanıyoruz, bir konuya odaklanamıyoruz. Öğrenmeye çalıştığımız bir şeyi öğrenirken zorlanıyoruz. Aslında insan olarak potansiyelimiz çok yüksek. Yeryüzünün halifesiyiz. Ama beslenmemizdeki ve hayat tarzımızdaki yanlışlıklar bu potansiyelimizi yeteri kadar kullanamamamıza sebep olabiliyor. Evet, yapıyor yani demek ki. Tabii ki. Bir takım olumsuz neticeleri olabiliyor. Bunu da unutmamak lazım o zaman. Değil mi? İnsan zihnine vermiş olduğu zarar da ayrı. Tabii ki. O yüzden NASA'da çalışan mühendislerin de beslenmelerine çok dikkat ettiği özel beslenme programları uyguladığını görüyoruz. Evet, mühendislik de çok daha da önemli muhakkak. Zihinsel performansın önemli olduğu alanlarda gerçekten beslenme de yine çok önemli bir yere sahip. Bilgisayar, programcılık değil mi? Bu konular özellikle. Evet. Evet, zamanımızın meslekleri bunlar hem de. Onu da unutmayalım. Peki hocam, daha sağlıklı bir beden için beslenmemizde ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Öncelikli olarak haz ve hız çağındayız. İnsanlar en kısa sürede yemeğini yiyip en fazla hazı duymak istiyorlar.
Ve çoğu zaman insanların beslenme biçimlerine baktığımızda, özellikle yoğun çalışan kişilerde bilgisayarın sabah kahvaltısını, bilgisayarın başında e-maillerini kontrol ederken yaptıklarını görüyoruz. Yani aslında yemek kültürü, sofra kültürü gitgide erimeye, yok olmaya başladı. Biraz önce bahsettiğimiz ailece hep beraber sofraya oturma durumu azaldıkça yemeğe duyduğumuz şükür duygusu da azalıyor. Ve bu da beslenmemizde çeşitli problemlere yol açıyor. O yüzden ilk olarak daha sağlıklı bir beslenme için yemeğe vakit ayırmak gerekiyor. Ben bu vakitte sadece yemekle meşgul olacağım demek gerekiyor. Aslında bizim hayatımızda uyguladığımız inanç sistemimizdeki sünnetler de bunu çok güzel bize yaşatıyor. Yemeğe başlarken ellerimizi yıkamak, ardından tuzla başlamak beynimize evet şimdi ben yemeğe başlıyorum mesajı gönderiyor. Ve yemek bittikten sonra tekrardan ellerimizi yıkadığımızda da yemek bitti sinyalini göndermiş oluyoruz. Bunlar da hep bizim daha sağlıklı bir beslenme sistemine sahip olmamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda şükür duygusu da çok önemli. Yediğimiz besinler bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Çok büyük bir şükür vesilesi. Yemekten sonra bir yemek duası yaptığımızda aslında yemeğe olan şükrümüzü dile getirmiş oluyoruz. Bütün bunlar daha sağlıklı bir bedene sahip olmamıza yardımcı oluyor. Ve yine daha sağlıklı beslenebilmek için evlerde tencerelerin kaynaması, yemeklerin pişmesi, evden içeri giren kişilerin mis gibi yemek kokusuyla karşılaşması çok önemli. Yediğimiz gıdalar sadece tat içermiyorlar, sadece baharatları içine almıyorlar. Aynı zamanda duyguları da içine alıyorlar. Evin annesinin besmeleyle, sevgiyle yaptığı yemekle, dışarıda restoranda 12 saat çalışan aşçının yaptığı yemekten aynı faydayı almayı düşünmek çok da gerçekçi olmayacaktır. Şüphesiz, doğru. Evet, evde besmeleyle bir abdestli annenin yapmış olduğu yemekle, değil mi? Eşi için, evlatları için sevgi ve muhabbetle yapmış olduğu sevgi yemekle. Sevgi ve muhabbetle. Evet. O yemek hiç dışarıdakiyle bir olur mu? O zaman bu kültürümüzü devam ettirmemiz lazım. Evlerimizde tencere mutlaka kaynamalı. Evet, dışarıda yemek bugün maalesef artık birçok ailenin, hele hele büyük kentlerde hem anne hem baba çalışıyorsa maalesef bir gerçek. Dolayısıyla çocuklar da tabii dışarıda yemeğiyle büyüyorlar. Ama zararları ortada. Maalesef. Evet efendim. Daha sağlıklı bir beden için evlerde yemeğin pişmesi, yemeğe başlarkenki sünnetler önemli olduğu gibi tabii yemeğin içeriği de önemli. Şimdi çağımızda kahverengi beyaz, renksiz beslenmeden bahsediyoruz. Nedir o? Kahverengi beyaz nedir? Kahverengi eti temsil ediyor. Beyaz da pilav, makarna ve ekmeği temsil ediyor. Bir hamburgerin rengini nasıl görürsünüz? Kahverengi ve beyazdır. Beyaz. Bir kıymalı makarna kahverengi ve beyazdır. Bir işte sosisli, salamlı, sucuklu bir pizza yine kahverengi beyaz renklere hakim. İşte bu tip kahverengi beyaz sisteminde beslendiğimiz zaman vücudumuzun içerdiği, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri de vücudumuza alamıyoruz. Beslenmedeki çeşitlilik çok kıymetli. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bir yıl içerisinde 200 farklı besin denemeye çalışın. Ama bakıyoruz modern hayatta hep aynı şeyleri yiyoruz biz. Besinlerimizdeki çeşitliliği sağlamak da ancak mevsim sebze ve meyveleriyle mümkün. Bir salata yaptığımızda salatanın içerisine işte yeşil renkli marul koyuyoruz, roka koyuyoruz, turuncu renkli bir havuç rendeliyoruz, mor renkli bir mor lahana koyuyoruz. Rengarenk bir salata ortaya çıkıyor ve bu salata rengarenk olduğu gibi vitamin, mineral bakımından da aslında oldukça zengin bir içeriğe sahip. Bir yeşillik yediğimizde içerisinden folik asit alıyoruz, aynı zamanda bitkisel olarak kalsiyum almış oluyoruz. Havuç yediğimizde hepimizin bildiği gibi A vitamini almış oluyoruz. Görme duyumuz için çok faydalı. Mor renkli sebzeleri tükettiğimizde antosiyanin dediğimiz bizi kansere karşı koruyan bir minerali vücudumuza almış oluyoruz. Ve bu konuda yine ülke olarak çok zenginiz elhamdülillah. Her mevsimde birçok farklı sebzeye ve meyveye sahibiz. Şimdi sonbahar aylarındayız. Sonbahar aylarında üzümler, incirler veya belki birçoğumuzun bilmediği hünnap isimli bir meyve var. Ülkemizde yetişiyor ve sadece Eylül, Ekim, Kasım aylarında bulabiliyoruz. Evet, şu aylarda var şu anda. Evet.
Bu da beslenmemizdeki çeşitliliği sağlamak da çok kıymetli. Kendi toprağımızdan beslenmek de çok önemli. İthal ürünler almaktansa ülkemizde yetişen ürünleri almaya çalışalım. Bununla ilgili yapılan bir çalışma bize şunu gösteriyor. Dünya Yaşlılık Ajansı denilen bir birim oluşturuluyor ve dünyada en çok yaşayan ve sağlıklarını koruyan insanların beslenme düzenleri inceleniyor. Ve kendi topraklarından, kendi coğrafyalarından beslendikleri görülüyor. Bizim toprağımız bize iyi gelecek ürünü yetiştirmekse iyi. O yüzden mevsiminde olan gıdaları tüketmek ve kendi toprağımızdan beslenmek de daha sağlıklı bir bedene sahip olmamız için büyük bir öneme sahip. Evet, dinimizin de bu konularla alakalı bize tavsiyeleri de var tabii. Mesela eğer diyor bir yerden bir yere gitmişseniz, yer değiştirmişseniz yani bir şehirden başka bir şehire gibi. Gittiğiniz yerde mesela soğanlı bir yemek yiyin. Ya mesela soğanlı bir salata vesaire gibi. O sizi koruyucu olacaktır gittiğiniz yerde diyor. Yine mesela soğanı özellikle örnek verdim. Mesela sarımsak hakeza öyle birçok antioksidan mı diyoruz? Evet, özellikle elma ve soğan kuersetin adını verdiğimiz bir madde içeriyor ve bu kuersetin bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yeni bir bölgeye gittiğimizde iklimin değişmesi birazcık bağışıklık sistemimizi zayıflattığı için aslında soğan yiyerek o bağışıklık sistemimizi tekrardan güçlü bir hale getirmiş oluyoruz. Evet, soğanda çok yüksek C vitamininin olması da var. Bir zamanlar Avrupa'da skorbit hastalığından insanlar, binlerce insan ölüyor. Ama bu Osmanlı topraklarında görülmüyor bu hastalık. Nedenini araştırıyorlar o zaman bilim adamları. Ve Türklerin soğan yediğini, soğanlı çokça kullandıklarını, soğanla beslendiklerini tespit ediyorlar. Yani skorbit hastalığının en büyük sebebi C vitamini eksikliği olduğundan dolayı, soğanda da adeta bir C vitamini deposu olmasından dolayı bu hastalığa yakalanmıyor insanlar mesela. Evet, beslenmenin bu tip büyük önemli faydaları da var tabii. Evet, ve mevsiminde olan şeyleri de kaçırmamak gerekiyor. Şimdi Eylül ayının girmesiyle beraber balık mevsimini de açmış bulunmaktayız. Balık da içerdiği omega 3 miktarıyla bizim için son derece kıymetli bir besin. Balık tercih ederken de dipte yaşayan büyük balıklar yerine yüzey balıklarını tercih ettiğimizde, küçük balıkları tercih ettiğimizde vücudumuza alacağımız ağır metal miktarını da azaltmış oluyoruz. O yüzden şimdi tam mevsimi olan palamut, istavrit, hamsi bizim için doğru seçimler olacaktır. İskandinav ülkelerinde, İsveç'te, Norveç'te bir çiftlikte yetişen somonu tüketmektense kendi ülkemizde yetişen, kendi denizlerimizde serbest yüzerek yetişen palamutu, hamsi, istavrit tüketmek hem bütçemizi hem sağlığımızı daha olumlu yönde etkileyecektir. Evet. Şimdi bütçe tarafı da var tabii, dediğiniz gibi. İthal etmiş olduğumuz o somon balıkları çok çok pahalı fiyatlarla satılıyor ama bunun yanında dediğiniz gibi istavrit olsun, hamsi olsun, hele hele bugünlerde palamut mesela tam zamanında. Tam zamanı, fiyatlar uygun. Fiyatlar çok çok uygun. Hem de hakiki efendim ne bileyim işte bir göletle vesairede yetiştirilmiş balık değil bunlar. Doğada, tabiatta serbestçe yetişen balıklar. Ve en önemli özellikleri de yüzeye yakın yerlerde yüzmeleri. Bu yüzden denizlerde bulunan ağır metali de diğer yüzey dip balıkları, daha dip balıklarına göre daha az içermeleri. Evet. Dip balıkları deyince daha büyük balıkları düşünebiliriz. Ton balığı, somon balığı gibi. Kalkan balığı, tam dip balığı esas mesela gibi. En pahalı balıklardan birisi. Lezzet olarak da şüphesiz en lezzetlerinden birisi ama dediğiniz gibi ağır metal içeren balıklardan biri. Bir ara daha verelim. Sonrasında devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Ve uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu Hanım'la duygusal açlık nedir, duygusal açlıktan nasıl baş edilir üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu Hanım'la birlikteyiz.
kendisiyle duygusal açlık nedir, duygusal açlıkla nasıl baş edilir üzerine sohbetimiz devam ediyor efendim bu son bölümde. Evet hocam, besinlerin kalori değerlerini yani enerji değerlerini sayarak sağlıklı beslenebilir miyiz? Son zamanlarda bu bayağı bir şey yapıyor, öne çıkmış durumda. Bilhassa kurumlarda, mesela askeri birliklerde yahut da işte diğer çalışılan kurumlarda buna çok dikkat ediyorlar. Efendim işte günlük genç insanın 3600 kalori mi ihtiyacı? 2400 kalori ihtiyacı var. Efendim ona göre yemekler hazırlanıyor vesaire. Evet, bunlar sağlıklı beslenmemizde yardımcı olur mu bu tip bir beslenme şekli? Şöyle düşünebiliriz. Evet, kaloriler tabii ki önemli. Vücudumuzun enerji gereksinimini karşılamak önemli ama olaya sadece kalori olarak bakmak yanlış. Şimdi artık birçoğumuz elimizde akıllı telefonlar kullanıyoruz ve akıllı telefonlara çeşitli uygulamalar yükleniyor. Ne yediyseniz yazıyorsunuz ve karşılığında ne kadar kalori olduğunu size söylüyor. Ama sadece bu şekilde kalori miktarına baktığımızda vücudumuzun ihtiyaç duyduğu gıdaları da aslında besinleri de vücudumuza alamaya da biliyoruz. Şöyle bir örnekle somutlaştıracak olursak, bir elimde bir avuç badem olsa, bir elimde de bir çikolatalı gofret olsa. İkisi de ortalama 150-200 kalori arasında bir kaloriye sahip. Ama içeriklerine baktığımızda çok farklılar. Bir badem yediğimde ben vücudumun ihtiyacı olan folik asidi bir miktar alıyorum, demiri bir miktar alıyorum, magnezyumu alıyorum. Aynı zamanda bademin içerisindeki lif bağırsaklarımın güzel çalışmasına yardımcı olurken, çikolatalı gofrette sadece un var, yağ var, şeker var, gıda katkı maddeleri, bir miktar da kakao var. Evet. Aslında vücudumun ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bademden aldığım gibi vitaminden, mineralden, liften zengin beslenemiyorum. Tabii burada badem derken bir kavrulmuş badem var, bir de çiğ badem var. Herhalde onu da ayırmak lazım. Evet, yine çok güzel bir konuya değindiniz. Kesinlikle ayırmak gerekiyor. Kuru yemişleri özellikle çiğ olarak tüketmek sağlığımız için çok daha faydalı. Kavrulunca yağla temas, bazen yağ da konulabiliyor. Isıyla temas ettiği için içerisindeki vitaminler de bir miktar kayba uğrayabiliyor. O yüzden çiğ olarak tercih etmeye çalışalım. Ama lezzetli olan da kavrulmuş olan. Aslında o da yine tat tomurcuklarımızı alıştırma mevzusuna giriyor. Hep kavrulmuşu tercih edince insan tekrardan kavrulmuş yemek istiyor ama çiğ badem mesela gerçekten güzel bir aromaya sahip. Yedikçe insanın daha da çok yesi geliyor. Onu alışkanlık haline getirebiliyoruz. Evet. Evet, devam edelim isterseniz enerji değerleriyle alakalı olarak. Bu tip beslenmelerin sağlıklı beslenmemize ne kadar yararı oluyor? Evet, sadece kalori sayarak sağlıklı beslenmemiz pek mümkün değil. Badem ve çikolatalı gofretten bahsettik. Bir de bunu bir kahvaltı örneğiyle anlatacak olursak, atıyorum ben evden kahvaltı yapmadan çıktım ve pastaneden bir poğaça aldım. Yaklaşık 200-250 kalori bir poğaça. Yalnız evden kahvaltımı yaptım çıktım. Kahvaltımda bir tane yumurta yedim, bir dilim peynir yedim, bir dilim tam tahıllı bir ekmek yedim. Biraz da yeşillik yedim. O da ortalama 200-250 kaloriye tekabül ediyor. Hem de yumurta yiyorum. Yumurtanın içerisinden vücudum için gerekli proteinleri almış oluyorum. Peynir yiyorum, kalsiyum almış oluyorum. Tam tahıllı ekmeği yiyorum. Lif ve B vitaminlerini vücuduma almış oluyorum. Yeşillikleri yiyorum. Yine folik asit, aynı zamanda lif vücuduma almış oluyorum. Aslında vücudumu çok daha güzel bir şekilde beslemiş oluyorum. Yani kalori hesabı yapmadan önce besinlerimizi çeşitlendirmek, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro elementleri vücudumuza aldığımızdan emin olmak son derece önemli. Evet. Peki, ülkemizde ve dünyada obezite oranları neden sürekli artmakta? Herhalde bulunduğumuz dönemin, zamanın en önemli rahatsızlıklarından birisi obezite. Ve maalesef büyük bir kesimde görülüyor ve gittikçe de artıyor. Ülkemizde de herhalde bilmiyorum istatistikler, ama okuduğumuz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. Evet, maalesef ülkemizde kadınlarda %40, erkeklerde de %25 oranında obezite görülüyor. Avrupa ile karşılaştırdığımızda da Avrupa birincisiyiz obezitede.
Gönül öyle ister mi? O kadar kötüyüz yani. Maalesef. Gönül ister ki daha başka konularda birincilik bayrağını elimize alalım. Maalesef obezitede Avrupa birincisiyiz. Peki bu oranlar neden bu kadar artıyor günümüzde? Bunları konuşacak olduğumuzda da aslında yine kahverengi beyaz beslenme sistemi, dışarıda yemek kültürünün çok fazla artması, evlerde yemeklerin pişmemesi en temel sebeplerden. Ve bir diğer temel sebep de hareketsiz yaşamlarımız. Artık günümüzde çok fazla hareket etmiyoruz. Ulaşacağımız yerlere araçlarla, metrolarla, kendi kişisel aracımızla, otobüslerle ulaşıyoruz. Yürüme miktarımız azaldı. Ya da evlerimizde çamaşır makinesi çamaşırları, bulaşık makinesi bulaşıkları yıkıyor. Artık birçok evde temizlik robotu kullanılıyor. Hanımlar ev bile süpürmüyorlar artık. Hani temizlik robotlarıyla süpürme işlemi tamamlanıyor. Ve bu da aslında aldığımız enerjiyi yakamadığımız için kilomuzun artmasına sebep oluyor. Bazen şu şekilde sözler duyuyorum. Benim işte dedem kaşık kaşık tereyağı yerdi. Çok da sağlıklıydı, fitti. Hiçbir kronik hastalığı da yoktu. Veya işte oturduğunda bir somun ekmek yerdi. Maalesef biz atalarımız kadar çok hareket etmiyoruz. Sabah güneşin doğumuyla kalkıp tarlaya çapa yapmaya gitmiyoruz. Ekin ekmiyoruz. Veya çamaşırlarımızı elimizde döve döve yıkamıyoruz. Halıları silkelemiyoruz. Hareket miktarımızın azalması da obezitenin artmasına zemin hazırlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla ilgili önerisi haftada 150 dakika bir fiziksel aktivite yapmak. 150 dakikayı 30 dakika 5 gün boyunca veya 50'şer dakika 3 gün boyunca tamamlamak kişinin kendi tercihine kalmış. En az 20 dakika olmasını istiyoruz başlanılan bir aktivitenin. Peki fiziksel aktivite deyince aklımıza ne gelecek? Bir fitness salonuna gidip harıl harıl spor yapmak mı? Ya da işte ben ev işlerini yapıyorum, bu fiziksel aktivite yerine geçer mi diye sorular geliyor. Bu konuda da şöyle düşünebiliriz. Fiziksel aktivitede yavaş da olsa ritmik olması önemli. Yani bir yürüyüşe çıktık, yavaş yürüyoruz ama aynı ritimde en az 20 dakika boyunca yürüyor olmamız gerekiyor ki vücudumuz enerji harcamaya başlasın. Bazen hanımlar yürüyüşe diye çıkıyorlar alışveriş caddesine, böyle mağazaların olduğu bir caddeye. 100 metre gidiyorlar, mağazanın içerisine giriyorlar, birazcık bakınıyorlar, tekrardan çıkıyorlar. Bunu bir fiziksel aktivite olarak adlandıramayız. Evet, tabii ki yine hareket her türlü bereketi beraberinde getiriyor. Ev işleri de yine hareket oluyor ama fiziksel aktivite olarak düşünemeyiz. Fiziksel aktiviteden sayılmaz diyorsunuz. Bir de can boğazdan girer demişler. Bir de devamı da var onun. Can boğazdan girer, can boğazdan çıkar. Evet. Gibi bir söz de var. Belki de bu son zamanlardaki obezitenin artmasında ekonomik durumun iyileşmesi de söz konusu değil mi? Yani ülkemizin malum bunda mesela 1960 öncesi çok çok fakir bir ülkeydik. Ama şimdiki durumumuz o yıllara 60 öncesine göre kıyaslarsak, hatta bırakın onu 2000 öncesine göre kıyaslarsak bile zenginlik oranı yükseldi. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla işte 3000 dolarlardan, mesela 2000 öncesi öyleydi, 3000 dolarların altındaydı. Şimdi 10.000 dolarlara yaklaştı veya 10.000 doların belki de üzerinde şu son günlerde, bilmiyorum. Böyle bir artış da var. Bu beslenmemizi etki etmez mi? Maalesef burada tam tersi bir ilişki var. Gelişmiş ülkelere baktığımızda halkın refah seviyesi ve eğitim seviyesi daha yüksek kesiminde obezitenin daha az görüldüğü, daha aşağı kesiminde, daha alt kesiminde obezitenin daha fazla görüldüğü geliyor. Ülkemiz bazında düşünecek olduğumuzda da aslında birazcık yaşam tarzımızı doğru bir şekilde çeviremediğimiz için obezite miktarı artmakta. Amerika'dan örnek verecek olduğumuzda, Amerika'da bir markete gidip bir elma almaya kalktığımızda yaklaşık 1-2 dolar civarında bir fiyata sahipken bir elma, bir hamburger menüsü de aynı fiyata sahip. Elinizde 1 dolarınız olduğunu düşünün. Bir tane elma almayı mı tercih edersiniz yoksa bir hamburger menüsü almayı mı tercih edersiniz? Hangi ülkenin insan olduğuna bağlı herhalde. Evet, hangi ülkenin insanı olduğumuza da bağlı. Amerika'da sebze ve meyvenin pahalı olması, kolay bulunamaması aslında obezite oranlarının yüksek olmasında temel sebeplerden bir tanesi. Ve
eğitim seviyesi daha yüksek olan kişilerde de sağlığın kıymetini bildiklerini görüyoruz. O yüzden rutinlerinde fiziksel aktivite var, beslenmelerine daha çok ehemmiyet gösteriyorlar. O yüzden bununla ilgili ters bir korelasyondan bahsetmek daha doğru olacaktır. Ülkemizde de yine sağlıklı beslenen kişilerin, kilo problemi olmayan kişilerin birazcık daha eğitim ve ekonomik seviyelerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü maalesef un, yağ ve şeker bir meyveye, ete, sebzeye ve kuru yemişe göre daha düşük bir maliyete sahip. Un, yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerde obezitenin oluşmasına daha çok sebep oluyor. Evet. Un, şeker, yağ. Hep bunu konuştuk hemen hemen. Obezitenin gerçek sebepleri olarak üç beyaz diye de geçiyor değil mi? Evet, burada aslında undan bahsederken bütün unlar da aynı değil. Tıpkı eski atalarımızın beslendiği gibi tam tahıllı, esmer renkli unlarda unlarla beslendiğimizde tokluk süremizi uzatmış oluyoruz. B grubu vitaminlerini, ekmeğin içerisinde bulunan posayı daha güzel vücudumuza almış oluyoruz. O yüzden gerek bir fırına gidip ekmek aldığımızda, gerek evde ekmeğimizi kendimiz yapıyorsak, hamur işlerimizi kendimiz yapıyorsak, tam tahıllı unları tercih ettiğimizde daha sağlıklı bir seçim yapmış oluyoruz. Bunu şu şekilde açıklayabilirim. Bir gözümüzün önüne bir buğday tanesini getirecek olduğumuzda buğday tanesi üç temel kısımdan oluşuyor. Dış kısmında kepek kısmını, kabuk kısmını görüyoruz. İçinde nişastası var ve en içerisinde de çekirdek, ruşeyim dediğimiz kısım var. Evet. Biz tam tahıllı bir undan elde edilmiş ürünü yediğimiz zaman hem dışındaki kabuğunu, kepeğini, hem içindeki nişastasını, hem de o çekirdeğindeki vitaminleri vücudumuza almış oluyoruz. Yalnız fabrikada kepeğinden ayrılmış, çekirdeğinden ayrılmış beyaz unu tükettiğimizde maalesef kepekteki posayı da çekirdekteki vitaminleri, mineralleri de almamış oluyoruz. Hem çocuklar için hem yetişkinler için tam tahıllı ekmek tüketmek hem obeziteyi önlemede hem de daha sağlıklı beslenmede çok önemli bir yola sahip. Evet. Peki hocam, kalıcı ve sağlıklı bir kilo kaybı için yapmamız gerekenler nelerdir diyelim? Evet, bu bugünkü konumuzun özeti gibi. Evet. Kalıcı ve sağlıklı bir kilo kaybı için. Maalesef zamanında dikkat etmemişiz, yanlışlıklar yapmışız, hata yapmışız. Efendim, kilolarımız artmış, fazla kilolarımız artmış. Bunları eritmek için, ortadan kaldırmak için, daha sağlıklı bir hayata devam edebilmek için neler yapmalıyız? Evet, biz toplum olarak coşkulu bir mizaca sahibiz. Böyle bir anda radikal kararlar alabiliriz ve böyle hemen başlayabiliriz olaylar ama maalesef istikrar konusunda o sahip olduğumuz coşku kadar başarılı olamayabiliyoruz. Kalıcı ve sağlıklı kilo vermek için de kısa süre uygulanan çok katı diyetler yerine hayatımız boyunca sürdürebileceğimize inandığımız beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemli. Gelen danışanlara baktığımda veya işte kilolu insanların hayatlarını dinlediğimde hayatlarında sık sık kilo alma verme dönemleri olduğunu görüyorum. Hatta bilimsel bir adı da var bunun. Yo-yo sendromu deniliyor. Yo-yo. Hani böyle çocukların oyuncakları vardır ya, ellerinde atarlar tutarlar. Tıpkı oyuncaklardaki gibi kişiler kilo alıyorlar veriyorlar. Alıyorlar veriyorlar. Bu da yo-yo sendromu olarak adlandırılıyor. Ve aslında vücudumuza en büyük zararı bu tip kilo alıp vermelerle yapıyoruz. Yani itidalli olmak, bir istikamet üzerinde gitmek bu konuda çok önemli. Çok katı diyetler o yüzden bizim uzak durmamız gereken diyetler, hayatımız boyunca sürdürebileceğimize inandığımız beslenme alışkanlıklarını edinmek gerekiyor. Bir de sağlıklı beslenmeye olan bakış açımızı değiştirmek çok önemli. Genelde şu şekilde cümleler duyuyorum ama benim sevdiğim tüm yiyecekler sağlıksız. İşte sağlıklı yiyecekler de hep çok lezzetsiz gibi. Aslında bu tamamen bizim tat tomurcuklarımızı biraz önce de bahsettiğim gibi alıştırmamızla ilgili. Bunu da böyle kolaylaştırmak için bir örnek vermek isterim. Genelde ülkemizde artık insanlar çayı çoğunlukla şekersiz içmeye başladılar. Şekerli içen kişi sayısını artık çok az rastlıyoruz. Hatta bir misafirliğe gittiğimizde bazen şeker ve çay kaşığı konulması unutulabiliyor. Çünkü herkesin şekersiz içtiği varsayılıyor. Gelen danışanlara sorduğumda işte çayı kaç yıldır şekersiz içiyorsunuz diyorum. Diyorlar ki işte 5 yıldır şekersiz içiyorum. Peki diyorum, ben önünüze bir bardak şekerli çay koysam içebilir misiniz? Aa diyorlar, geçen de denedim.
tadı çok kötü geldi, şerbet gibi geldi, içemedim. Yani 30 yıl boyunca, bazen 40 yıl boyunca, 50 yıl boyunca şekerli çay içmiş bir kişi şekersiz çay içmeye başlıyor ve aradan bir yıl geçtikten sonra tekrardan şekerli çay içemiyor. Yani aslında beslenme alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Bu konuda kontrol bizde. Sağlıklı besinler seçerken ben bunu bedenimin sağlığı için seçiyorum. Ben bunu ibadetlerimi daha güzel yapabilmek için seçiyorum. Yaşlandığımda kimseye muhtaç olmamak için seçiyorum. Çocuklarıma iyi bir ebeveyn olmak için seçiyorum. Veya işte biz hanımlar için birazcık giyinmek, kuşanmak önemli. Daha rahat, daha güzel kıyafetler bulabilmek için seçiyorum dediğimizde gerçekten sağlıklı beslenmek de daha keyifli ve güzel bir hale geliyor. O yüzden bakış açımızı değiştirmek de son derece önemli. Evet, dediğiniz bu son çok çok önemli. Demek ki önceden beri gelen alışkanlıkları devam ettirmek şart değil. Evet, şekersiz çay misali çok çok güzel. Gerçekten insanlar şekersiz çaya da alışabiliyorlarsa her türlü gıdaya, yiyeceğe de alışabilirler. Tat damarcıklarının değişebildiğini çok güzel, bizim her türlü değişikliğe adapte olabildiğimizi aslında çok güzel gösteriyor. Evet. Ve bir diğer söyleyeceğim söz de kalıcı ve sağlıklı kilo kaybı için küçük adımlarla ilerlemek, uzun vadede daha sağlıklı ve kalıcı bir vücuda sahip olmamıza, bir bedene sahip olmamıza yardımcı oluyor. Nedir bu küçük adımlar? Küçük adımlar şöyle. Bazen kişiler kendilerine karşı çok acımasız olabiliyorlar. Hatta birçoğumuz en acımasız kendimize davranıyoruz. Kendimize karşı öz şefkatli olmak, ufak ufak adımlarla yürümeye çalışmak, kendimizi desteklemek çok önemli. En basitinden şöyle bir durum hayal edebiliriz. Bulunduğumuz odanın içerisinde bir yaşlarında bir bebek olduğunu hayal edelim ve yeni yürümeye başlayan bir bebek olsun bu. Birkaç adım yürür, ardından dengesini kaybeder, düşer. Sonra tekrardan bir cesaretini toplar, biz de onu cesaretlendiririz. Birkaç adım daha atar ve böyle böyle yürümeyi öğrenir. Ardından koşmayı öğrenir. Hiçbirimiz de o bebeğe beceriksiz, bir yürümeyi beceremedin demeyiz. Tam tersi, onu cesaretlendiririz. Aynen bu şekilde kendimizi de cesaretlendirmek gerekiyor. En basitine bak, bugün çok sağlıklı güzel bir kahvaltı yaptın, aferin. Bundan sonraki öğünleri de bu şekilde bence yapabilirsin. Arada tüketmek istemediğimiz bir besin ikram edildi ve biz karşı koyamadık, yedik. Diyeti tamamen bırakmak, sağlıklı beslenmeyi tamamen bırakmak değil, yaptığımız güzel şeyleri takdir ederek yavaş yavaş ilerleme konusunda kendimizi yüreklendirmek gerekiyor. Evet, bu konuyla ilgili hoş bir fıkra var. Adam tatlı yememeye, dışarıya çıktığı vakit tatlı yememeye niyetlenmiş, yemeyecek tatlı. Birinci tatlıcının önünden geçmiş, yememiş. Biraz sonra bir ikinci tatlıcının önünden daha geçmiş, yine yememiş. Üçüncü tatlıcının önünden geçmiş, yine yememiş. Azimli, iradeli. Evet. Dördüncü tatlıcıya gelince demiş ki, oğlum Ahmet sen bu tatlıyı yemeyi hak ettin demiş ya. Üç tatlıcıyı geçtin, yemedin. Evet. Evet, aslında bu da öz şefkatli davranmış kendisine. Üç tatlıcıyı geçmesi de bir büyük bir başarı. Kendimizi yüreklendirirsek bir sonrakine dördüncü tatlıcıyı da geçmeyi bence başarabilir. Evet, ama onların hesabını yapmıştır o. Dördüncü tatlıcıdan sonrası yok. Evet. Peki. Hocam teşekkür ediyorum verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. İnşallah sizinle başka programlar da yaparız. Evet, güzel bu programlar. Çünkü insan sağlığı için beslenme çok çok mühim. Hayatımızın önemli bir parçası, beslenme olmadan olmuyor değil mi? Uyku, beslenme. Uykusuz da olmuyor tabii. Evet, bunları da konuşalım inşallah ileriki programlarda. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler için faydalı olur, güzel olur. Dinleyenlerin hayatlarında ufacık da olsa bir değişime vesile olması beni son derece mutlu eder. Evet, sağ olun. Değerli dinleyicilerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim uzman diyetisyen Kübra Soğukoğlu Hanım'dı ve kendisiyle duygusal açlıkla nasıl baş edilir üzerinde sohbet ettik.
Bir başka programda bir başka misafir.